İzmit Emniyetinden bir deli gelmiş merkeze. Öyle sahipsiz, kimsesiz bir dil. İlk kurban Mustafa Derim. Transseksüel bir seks işçisi. Dili öldürülmeden önce kesilmiş. İkinci kurban Nusret Işık. Halis Tersanesi'nde bulundu. Ağzından Mustafa Diri'ye ait kayıp dil çıktı. Eski bir kitap arıyoruz. Faik Ahlat Karaca'nın Gökkuşağı adlı tefrika romanı. Mecmuaların tümü alınmış. Başka kopyası yok mu? Hayır, bu tek örnek. Karaca'nın eserleri genellikle Osmanlı'da sapkın olarak kabul edilen tasavvuf hareketleriyle ilgilidir. Ne anlama geldiğini, hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorum. Yunan, İbrani ve Mısır alfabelerinin ilk harfi. Eski Mısırlılara göre Ra'nın sembolü. Kabala'ya göre Allah'ın nefesi, tasavvufa göre ise başlangıç demek. Ne zaman getirmişler? Bilmiyorum, bu sabah iade vardiyasında bulmuş bizim Zeki. Getireni görmüş mü? Musa Musiyev, Nijerya 1986. Göçmen kaçakçılığı sebebiyle de iki kez gözaltına alınmış ama bir şey çıkmamış. Lan! Found some beautiful stones, better than my mother's. Hemşire aşağıda konserler bekliyor deyince. Vallahi aklıma sen geldin. Epeydir karşılaşmıyoruz. Nasılsın? Vallahi epey oldu koca kurdun karnını yerdiğinizden beri. Evet. İyisin ama değil mi?
Solun yetmiyor adam kovalamaya. Lakin sağ olsunlar koşsun diye yanıma birini verdiler. Doktor Kinyas. Kemal. Memnun oldum Kemal. Sabahtan beri nefes almadan çalışıyorum ya. Bugün acayip bir gündü. Çok bekletmedim değil mi? Ya bize bekleyelim diye para veriyorlar. Nedir durum? Vallahi Settar kardeş, hasta bize geldiğinde Glasgow'u üştü. Pupiller anizokorik. Alt ekstremitelerde de hemoprazi başlamış. Hemen entübe ettik hastayı tabii. Vazopresör infüzyonuna başladık. Böylelikle hemodinamik ve hipoksiyi kontrol altına almış olduk. Ya. Serebral perfüzyon basıncının da kritik seviyenin altına düşmesini engelledik. Yani beyni korumak için hastayı uyutuyoruz. Hasta uyuyor. Bu herif ne zaman ayağa kalkar doktor? Ya ben her seferinde başka hikaye anlatıyorum ama soru hiç değişmiyor. Herkesin sorusu aynı. Hasta ne zaman kalkacak? Vallahi yalan söylemeye gerek yok. Ben de bilmiyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Hastanın stabil durumunu devam ettirip şuurun yerine gelmesini bekleyeceğiz. Başka çaresi yok. Yani Allah büyük taka küçük diyorsun. Aynen. Gerçi son zamanlarda bizim takayı epeyce büyüttüler. Her kat falan çıktılar oraya ama. Taka aynı taka. Öyle. Tamam, iyi haberlerini bekliyoruz. Ha, unutmadan. Bu sene iyi çulluk yapacak diyorlar. Yapma. Bir ara uğra da ifadeni alayım. Bakarız. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi günler. Buyurun. Biz bir kitap bastıracaktık da. Tabii, bakalım. Türü nedir? Ne türü? Yani hangi türde? Edebiyat, inceleme, tarih? Düz roman bizimki. Siz? O işte kitabın yazarı bu. Ben menajeriyim. Tamam, yanınızda bir kopya varsa şöyle bırakın. Editör arkadaşlarımız okuduktan sonra size geri dönüş yapacaklar konuyla ilgili olarak. Şuraya da iletişim bilgilerinizi yazarsanız. Ne zaman olur? Anlamadım. Editör arkadaşlar ne zaman okurlar yani? Belirli bir süre veremiyoruz maalesef beyefendi. Birkaç ay içinde. Oo, birkaç ay. Yok. Daha çabuk okuyamazlar mı? Çabuk derken? Bizim işimiz acele. Hafta sonuna kadar basmamız lazım kitabı. Maalesef. Bu kadar kısa sürede yanıt vermemiz imkansız. Ulan. Herif resmen dalga geçiyor bizimle. Bir elimizde kitap, bir elimizde defter. Soytarıya döndük. Ne o İngiliz? Bir araba denize döktün, sesin soluğun kesildi gene. Ne anlatıyor? Musa'nın bu olan bitende hiç bilgisi yok. Başladın gene müneccimliğe. Başladığımız noktadan bir adım ilerleyemedik. Boşuna vakit kaybediyoruz. Herif ölmeden evvel 3 defa Nusret Işık'la görüşmüş. 35 senedir iade edilmemiş mecmuaları getirmiş. Sen bir ilgisi yok diyorsun, öyle mi? Saat cüzdan satan zavallı bir göçmenin işi gibi mi duruyor bu iş sence? Durmuyor ama yine de acele ediyorsun. Acele mi ediyorum? İki gün içinde iki ceset bulduk. Duvarlara semboller çizen bir manyak kimsenin bilmediği bir romanı bastırmamız için bir hafta mühlet veriyor. Elimizde 4 gün kalmış ve sen acele ediyorsun diyorsun. Bazen... Afiyet olsun abi sen. Sağ ol usta. Gerçekten merak ediyor musun? Romanın ne hakkında olduğunu.
Merak etmek için çok yaşlıyım İngiliz. Bir 17. yüzyıl Mevlevi tekkesinde sapkınlıkla suçlanan bir grup dervişi anlatıyor kitap. Ne tür bir sapkınlıkmış o? Yaygın İslami pratikleri reddettikleri için. Oruç tutmadıkları, namaz kılmadıkları için. Kardeşinin Mustafa Diri hakkında söylediklerini hatırlıyor musun? Kur'an hakkında sapkın şeyler söylüyormuş hani. Bu kitap kurbanlar arasındaki ortak noktaya ışık tutuyor olabilir. Katil de bunu anlamamızı istiyor muhtemelen. Bildiğimiz kadarıyla Nusret Işık'ın bir sapkınlığı falan yok. Evet. Ama Nusret Işık'ın romanlarında da tasavvuf teması hep tekrarlanıyor. Konuş. Oğlum biz tulumbacı mıyız? Her çağrıldığımız yere koşalım. Gelsin merkeze anlatsın. Uzatma, adresi ver. Adresi oğlum, adresi. Ne çıkmazı? Tamam, kapat. Nusret Bey'in zevcesi Nehir Hanım bizi 5 çayına davet ediyor. Hayır. Ustam eline sağlık. Eyvallah komiserim. Teşekkür ederim. Komiser Settar, ortağım Kemal. Cemil Bey ile görüşecektim ama. Cemil Bey yıllık izne ayrıldı. Dosyaya biz bakıyoruz. Ha, buyurun. Merkezi aramışsınız. Evet. Gazetedeki haberi görünce. Cuma günü bir arkadaşımın annesinin kırkı vardı. Kandili'de. Dönüşte Nusret helva sever. Göksu'dadır, götüreyim dedim. Rıza Efendi ile birlikte gittik. Hisar'ı geçince şiddetli bir yağmur başladı. Rıza Efendi ben bir koşu gidip geleyim dedi. Araba dinlerken o sırada gördüm. Neyi? Adamı. Hangi adam? Gazetedeki zenciyi. Yağmurda koştururken dosyaları elinden düşürdü. Sonra kağıtları toplamaya çalışırken bir an göz göze geldik. Adam bu muydu? Eminsiniz? Evet. İskelede başka kimse yoktu. İşinizi görmeye niçin marinaya gittiniz? Cumaları teknede olur. Ne teknesi? 4-5 sene evvel almıştı. Dosyada böyle bir bilgi yok. Daha önce niçin söylemediniz? Yani böyle nerede bir şey... tekne? Göksu da iskelede bağlı. Nehir Hanım, bu minyatür orijinal mi? Galiba. Nusret minyatürlere meraklıydı. Kemal, haydi. Daha sonra giderirsin sanat merakını, haydi. Ressamını tanıyor musunuz? Hayır. Peki nereden aldığını hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ya Müzayede'den almıştır ya da Cemiyet'in Yason sergisinden. Cemiyet? Devri Alem İlmi İrfan Cemiyeti. Her sene çağdaş minyatür ressamların eserlerini sergilerlerdi. Nusret Bey de üye miydi bu cemiyeti? Evet. Bir dönem yönetim kurulunda da bulundu. Peki. Teşekkür ederim. Nereden çıktı bu minyatür merakı? Ay Kahlat Karaca'nın kitabının tefrika edildiği dergide sık sık minyatürlere yer verilmiş. Bu ilk Musa'da gördüğüm minyatürün aynısı duvardaki. Alo Billur. Devri Alem İlim ve İrfan Cemiyeti diye bir cemiyet varmış. Hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek istiyorum. Bunların yıllık olarak düzenledikleri sergiye katılan bütün ressamların listesini de çıkartın lütfen. Tamam, teşekkürler.
Tut tut. Filiz, Filiz. Merkezli Marina'da. Gökçü'de Marina'dayız. Rutin olay yeri inceleme gönder buraya. Anlaşıldı amirim.
Evet Mahmut. Jurnalcilerin çalışmıyorsa sor tek tek ben anlatayım. Teknede ne buldunuz? Bir şey bulamadık. Settar bak. Sonradan duyarsam canını sıkarım. Bir şey bulamadık Mahmut. Çocuklar bakıyor daha. İyi madem öyle. Adam ölmüş gitmiş. Karısının da karnı burnunda zaten. Fazla bunaltıp üzmeyin kadını. Merak etmeyin. Nusret Işık'ın anısını incitmeyiz. Kim bu gündüz Feneri? Bilmiyoruz. Çıktın mı komadan? Uyutuyorlar. Kitap meselesini ne yaptınız? Uğraşıyoruz. Adamın derdine bak ya. F.A.K. isimli yazarın Gökkuşağı isimli romanı. Bir de bizi tehdit ediyoruz bu çocuğu görüyor musun? Lan nereden çıktı bu amcıkağızlı karşımıza ya? He? Settar, yayın evlerine bir şey söylemediniz değil mi? Aman ha bak, ağzınızı sıkı tutun ha. Yayın evlerine bir şey söylemeden 3 gün içinde nasıl bastıracağız kitabı? He? Milletin kitapları aylardır sıra bekliyor. Sakın ha bak Settar. Eğer basına sızarsa vallaha da billaha da siki büsbütün tutarız bu sefer ha. Katil emniyeti parmağında oynatıyor derlerse ne diyeceğiz lan? Tamam. O zaman seni sabah akşam arayan o dağlayarak kodamanlardan biri arasın yayın evinde. Kulaklarını da çeksin gizli kalsın diye. Hı? Kaç günümüz var? 3. Settar. Vallahi yukarıyı falan karıştıramam ben. Hadi gözünü seveyim. Settar. Başka bir şey var mı Mahmut? Settar. Bu bugün geldi. Yeni terfi İbrahimimiz. Vay dalayarak. Ulan kimi okuyup üflesem adam oluyor be. Keşke iyice bir silkeleseydim. Özür dileyeceksin, tatlıya bağlayacağız Settar. Tatlıya bağlanacaksa gelsin elimi öpsün. Lan oğlum okumuyor mu la? Adam başsavcı olacak diyorum ben sana ya. Yarın bir gün bu herifin yüzüne biz nasıl bakacağız ya? He? Ya Mahmut. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Bu senin problemin. Makam mevki peşinde dolaşan ben değilim. Settar, bu işin şakası yok artık. Ağzımıza sıçsın. Sıçsın abi. Sıçabiliyorsa gelsin sıçsın ağzımıza. Bu iş benim dediğim gibi olacak Settar. Yoksa... Yoksa ne? Ne yapacaksın? Hafiyelerini çağırıp dosyayı onlara mı vereceksin? Elinden gelin ardına koma. Ne? Soruşturma kapsamında 2653 sayılı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8. maddesinin 10. fıkrasına göre suç kanıtlarını yok etmek veya kasten yok olmasına sebebiyet vermek yahut üstlerinden saklamak suretiyle 17.794 sicil numaralı Kemal Tekin'in beni kırmayacağını biliyordum Settar. Teknede bulunan tüm parmak izleri Nusret Işık'a ait. Kan saliva testleri negatif. Bir de Nusret Işık'a ait bir bilgisayar bulundu. IT inceliyor. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini taradınız mı? Yalnızca yandaki balıkçı lokantasının 2 güvenlik kamerası varmış komiserim. Ancak kış boyunca tadilat sebebiyle kapatmışlar. Kameralar da çalışmıyor. Nusret Işık'ın kaybolmadan önce son görüldüğü saati tespit edebildiniz mi? Cuma günü 9.12'de evden çıkıyor.
En son 9.38'de göksu ışıklarındaki kameraya takılmış otomobili. Ondan sonra bir şey yok ne yazık ki. Bu RGÖ'yü ne yaptınız? Aradığımız kayıtlara göre 316.676 kayıt bulduk amirim. Pek çoğunu eledik. En son 142.814'e indirebildik. Neye güldün Cihangir? 142.000 dedi ya amirim. Ona güldüm. Hepsinin tek tek yazı örneklerini göreceğim. Anladın mı? Anladım amirim. Alfabetik sırayla mı gidelim amirim? Cihangir, hepsinin ismi R ile, soyadı Gö ile başlıyor ya oğlum. Öyle başlıyordu amirim, dedim ki... Cihangir, beni sinirlendirme oğlum. Baş üstüne amirim. Bu romanın bir çıktısı falan var mı? Bildirim masasında olacaktı amirim. Oğlum versene! Kendisi nerede? Duvardaki sembolü araştırmak için bir işlemiş. Ya arkadaş, biz kar demeden, yağmur demeden Allah'ın siktir ettiği yerlerde dolaşalım. Biri göklerden alfabetik sıra yapar, ötekisi fal bakar. Oğlum, kendinize çeki düzen verin. İşinizi doğru düzgün yapın. Allah yarattı demem. Çağırın onu da gelsin işinin başına. Önce verdiğim işleri yapacaksınız. O da alayarak nedir? Kimin nesidir öğreneceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Haber edersin. Rapordan haber var mı? Ses kaydının raporu. Ha, komiserim bu sabah çıkacaktı o. Ben amirim arayınca unuttum. Hemen sorduruyorum. Ben gider kendim alırım. Nerede yerim? Bilişim şubede komiserim. Koridorun solu. Komiserim. Beni arıyorsunuz galiba. Ahmet haber verdi. Gelin. Bulgaristan göçmeniyim ben komiserim. Babam zorunlu göçün haberini böyle gece yarısı alıyor. Annem de evde ne var ne yoksa topluyor falan. Sonra trene binmeye gittik biz. Polislerin elinde böyle koskocaman köpekler. Sonra herkesin böyle valizini döküyorlar. Altın, mücevher ne var ne yoksa alıyorlar milletin. Babamın valizini açtılar. Kim? Şivkop. Tabii polis böyle bir afalladı. Ne diyeceğini şaşırdı. Babam da dedi ki anlatıyor. Ben dedi okul müdürüyüm ya. Sırf milliyetimiz yüzünden bizi kovuyorsunuz. Bari yoldaşın hatırasını götürmemize izin verin. Sen babam portreyi al. Annemin birikimini, bütün altınlarını arkasına sakla, kaçırıyor memlekete. Geçen sene taşınırken annem buldu. Ben dedim hatırasını yaşatayım ya, adamın astım duvarı var. Raporu görebilir miyim? Tabii. Ben de ilk fark ettiğimde böyle şaşırdım komiserim. Dinleyebilir miyiz? Ana kaydının arkasından derininden geliyor ses. Çok uğraştım tabii. Ama ana frekansı temizleyince... İspanyolca. Yani çevirmenin teyit ettirdim. Ne diyormuş peki? Çarpacak. Son cümleyi çevirmen de anlayamadı. Ama bence telefon ya da telsiz gibi bir şeyden geliyor ses. Sokak olsa.
Kemal. Called you twice. Yes. Yes, this is my Turkish number. All's fine. Listen. Listen, man. I need your help. Veresiyeniz var mı usta? Oo, Settar'ım. Hoş geldin. Maşallah, hayırlı olsun. Eyvallah. Ya işte emekli polis ne yapar? İş bilen der, kerhaneci. İş bilmeyen bizim gibi çavuşlar da böyle meyhaneci. Otur otur hadi, hemen geliyorum ben. Vallahi Settar, helal olsun. İyi dayanıyorsun bu şerefsizlerin içinde. Ama geldiğin iyi oldu. Çoktandır görüşmemiştik. En son cenazede işte. Bu Erdek kampında Tayfun'la birlikte kaybolmaları hala gözümün önünde. Dün gibi. Ne kadar oldu? Hıdır Elazığ'da 2 yıl olacak. Ya. Rahmet eylesin. Sağ ol evlat. Afiyet olsun. Ne yaptı senin oğlan? Tayfun. İyi, Allah'a şükür. İyi. Biz onu evlendirdik geçen sene. Yapma ya. Tabii şimdi bir de torun bekliyoruz nasipse bahara. Güzel. Sana bir işim düştü Osman. Hayırdır Settar, buyur. Şu Perpa operasyonunda senin bir ortağın vardı, Arnavut Süleyman. Bırak Allah'ını seversen, hatırlatma o şerefsizi bana. Teşkilattan sonra ne yaptı o herif? Bilmiyorum ki. Settar, sen bilirsin o soruşturma sırasında ben çok sıkıntı çektim. Bir türlü inandıramadım adamlar. O puştun yardakçısı bellediler beni. Ne söyledimse inanmadılar. Teşkilattan ayrılıncaya kadar bildiğin sıçtılar ağzıma. Dur hele dur. Canını sıkmaya gelmedim senin. İyi tamam. Niye geldin o zaman? Söyle bakalım. Bu dosyayı en çok satan 3 yayın evinden birinden bir an evvel bastırmam lazım. Cem, Ekin, Zigurat. Üçüyle de görüştüm. Beğenmediler mi? Cem yeni yazar basmıyormuş. Diğer ikisi de daha okumadı. Şimdi bu senin operasyondaki Zigurat yayın eviyle o korsan matbaa birlikte çalışıyor görünüyor. Öyle mi? Öyleydi. Süleyman da beraber. Hı. İyi de ne yapacaksın sen o pezevenki? Bunu hemen okuyup çok beğenmeleri için birine bir şans vermek istiyorum. Senin Süleyman'ın da bana bir faydası dokunur. Lakin yayın evleri artık pek bulaşmıyor öyle korsan işlerine. Eskiden de para etmezdi. Şimdi artık İngilizce ders kitapları falan basıyorlar diye geldi kulağıma. Herifçioğlu'nu nerede bulurum? Adresi var mı? Yok adres. Yok. Zaten ben teşkilattan ayrıldıktan sonra görüşmedim ki. Adresini bilsem zaten gidip kendim sıçacağım ağzına puştun da. Thank you.
Evet Bilnur. Nasıl olur? Nasıl olmuş? Kuryeyle gelmiş amirim. Başka kimseye göstermediniz değil mi? Yok amirim. Tamam Cihangir. Alış artık canım. Amirim. Alış Ahmet. Burası bu çocuğu. Bir de bu çıktı amirim. Sürenin bitmesini beklemedim. Çünkü bu eseri bastıramayacağınızdan eminim. Hiçbir yayın evi bunu kabul etmeyecek. Hakikatin çağrısına gözler kör, kulaklar sağır kalacak. Cennete inanmayan şehitlerin hikayesini kimse bilmek istemeyecek. O şehitlerin ruhları Allah'a karıştı. Oysa günahkar ruhlar bedenden bedene gezecek. Merak etmeyin. Nusret ışıklar.